Programımıza İstanbul İl Başkanımız Sayın Mustafa Nican Beyefendinin açılış konuşmasıyla devam edeceğiz. İl Başkanımızı kürsüye davet ediyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, milletvekillerim, ilçe başkanlarım, alperen ocaklarımızın il başkanı, ilçe başkanları, değerli gönüldaşlarım, alperen kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Teşkilatı'nın organize etmiş olduğu bayramlaşma ve aday tanıtım programına hoş geldiniz. Malum 7 Haziran'da bir seçim yaşadık. Başka bir siyasi partinin çatısı altında seçime girdik. Arzu ettiğimiz başarıyı elde edemedik. Ama hızlı bir şekilde bir seçim atmosferiyle karşı karşıyayız. 1 Kasım genel seçiminde Büyük Birlik Partisi kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla, kendi kadrosuyla Türk milletinin önüne alternatif olarak çıkmış. Biz de bugün İstanbul İl Teşkilatı olarak Büyük Birlik Partisi İstanbul adaylarımızı, 88 adayımızı kamuoyuna tanıtmak, sizlerle buluşturmak ve kadromuzu halkımızın önüne çıkarmak için burada hazır bulunuyoruz. Rabbim hayırlı başarılara, muzafferiyetlere, hayırlı sonuç almaya, hayırlı başarı elde etmeyi nasip etsin. Malum Kurban Bayramı ile birlikte aday tanıtımını birlikte yapıyoruz. Hem bayramlaşma hem de aday tanıtımı olur mu diyeceksiniz. Ne yapalım? Biz hem bayramlaşmayı hem aday tanıtımını birlikte yapmak durumundayız. Zaman dar. Seçime bir aylık bir süre kaldı. 4 Ekim günü Ankara'da tüm Türkiye'deki adaylarımızın tanıtım programı var. Bir haftamız kaldı. Hafta içinde başka zamanımız yok. Biliyoruz, yarın okullar açılacak. Aileler sıkıntılı. Anadolu'dan dönüşler bugün itibariyle, dün ve bugün itibariyle yoğunlaştı. Adaylarımızın bir kısmı ile birlikte partililerimiz şu anda yollarda. Programa gelmek için akşam çıkmış olanlar var, sabah çıkmış olanlar var, intikal edemediler. Ama biz programımızı bugün itibariyle güzel bir şekilde sonuçlandırıp bugün 4 Ekim'in bir öncesi, yani 4 Ekim aslında Büyük Birlik Partisi'nin Ankara'daki seçim startını verdiği tarih. Dolayısıyla tüm partililer İstanbul'da biz organize bir şekilde 4 Ekim'e hazırlanacağız. Bugün bayramlaşmayla birlikte biz aday tanıtımını yapalım. Partimizin bundan sonraki çalışma programlarını hazırlayalım ve 4 Ekim'e odaklanalım istedik. Büyük Birlik Partisi
bu seçimde daha önce biliyorsunuz %10'luk demokratik olmayan seçim barajını aşabilmek için bir milli ittifak yaptık. Milli ittifakta maksat barajı aşmak ve parlamentoda milletin sesi olmak ve Büyük Birlik Partisi'ni parlamentoda temsil edebilmek için ittifak yaptık. Ama bugün biz parlamento içindeki siyasi partilerle de ittifak yapmadık. Parlamento dışı olan siyasi partilerin taleplerini de kabul etmeyerek kendi ablemimizle seçime girme kararı aldık. İstanbul'da 23 yıllık siyasi hayatımızda bizimle birlikte yürümüş olan ama 23 yıllık siyasi hayatın içerisinde bugüne kadar yeni katılmış olan kardeşlerimizle birlikte güçlü bir kadroyla seçime giriyoruz. Milliyetçi, mukaddesatçı, demokrat, sosyal adalete inanan bir ideolojiyle milletin huzuruna çıktık. Büyük Birlik Partisi Türk milletinin bir özeti durumundadır. Bakın parlamentoda 4 siyasi parti var. Birisi milliyetçi söylemlerle Türkiye'yi idare etme iddiasında, birisi muhafazakar söylemlerle milleti idare ettiğini sanıyor. Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden sosyal demokrat bir parti sadece sosyal demokrat olduğunu söylüyor. Halbuki biz Büyük Birlik Partisi Türk milletini tarihin derinliklerinden bugüne kadar taşımış, milletler arasında en güçlü millet haline getirmiş, cihan devleti yapmış, değerler manzumesini özetleyerek bir ideoloji haline getirmiş ve Türkiye'yi milliyetçi, mukaddesatçı, demokrat söylemlerle yönetmeye talibiz. Ve biz Türk milletini millet yapan değerlerin tamamıyla milleti kucaklamaya talibiz. Ve dahası bizim Büyük Birlik Partisi'nin alperenlerin Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış, birleşmiş bir Türk dünyası hayali var. Ve dahası Türk-İslam dünyası hedefi var. Bizim diğer partilerden farkımız var. Diğer siyasi partilerden artımız var. Ve diğer siyasi partilerin değerlerimiz, ideolojilerimiz dediği değerlerin tamamını almış bir siyasi hareket olarak Türkiye'de doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle, Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sunnisiyle herkesi kucaklayacak bir siyasi yapıya sahibiz. Belki şöyle düşünebilirsiniz. Ya %1'lik siyasi partiye ne yaparsınız? %2'lik siyasi partiye ne yaparsınız? Rahmetli şehit liderimiz derdi ki, biz karıncanın hacca gitme misali. Varırsak hacıyız. Varamazsak bu uğurda ölürüz. Biz seferle mükellefiz. Rabbim nasip ederse muzaffer oluruz dedi. Ama bugün bizim 23 yıllık siyasi tecrübemizde, 23 yıllık daha evveliyatı da var. Biz Büyük Birlik Partisi olarak söylüyorum. Siyasi birikimimizde, güçlü kadromuzla artık muzaffer olmaya susamışız. Biz Türkiye'nin geleceğine talibiz. Türkiye'nin makus tarihini yenmek için Büyük Birlik Partisi'nin mutlaka ve mutlaka parlamentoda olması gerekir. Buradaki gönüldaşlarımız, alperen kardeşlerimiz, milletvekili adayı olan arkadaşlarımız, partinin en üst yönetiminden en alt yönetimine, mahalle yönetimine kadar herkes bu seçim mutlaka ve mutlaka bu seçimi yapalım diye değil, mutlaka bu seçimi kazanalım diye seçime giriyoruz açıkça ve iddialıyız. Mutlaka ve mutlaka kazanacağız. Nasıl kazanacağız? Bir ayda nasıl seçim kazanılır diye sorabilirsiniz. Bir ayda nasıl kazanılır? Belki sokak sokak ev ev gezemeyebiliriz. Biz
Büyük Birlik Partisi'nin 23 yıllık siyasi tarihinde İstanbul'da veya Türkiye'nin her yerinde ne kadar üye olmuş olan, partinin kapısından girmiş, ilçe başkanlığı yapmış, yöneticilik yapmış, genel merkez yöneticiliği yapmış, il başkanlığı, il yöneticiliği yapmış, adaylık yapmış, belediye başkanı adaylığı, meclis üyesi adaylığı yapmış ne kadar arkadaşımız varsa bugün yönetimde olmayabilir, bugün partide aktif olmayabilir, bugün bize yakın da olmayabilir ama mutlaka ve mutlaka 23 yıllık siyasi süreçte bizimle gönül birliği yapmış, el birliği yapmış, birlikte çay içtiğimiz, birlikte muhabbet ettiğimiz ne kadar arkadaşımız varsa öncelikle bunlara ulaşacağız. Öncelikle bunların oyunu alacağız. Bunların oyunu almamız yetiyor mu? Yetmiyor. O arkadaşlarımızla birlikte ailesinin oylarını alacağız. Yakınlarının oylarını alacağız. O arkadaşlara, gönüldaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza geçmişte bu harekete hizmeti olmuş, emeği geçmiş, değer vermiş kardeşlerimizle birlikte hep beraber ulaşabildiğimiz telefonla, mesajla, sanal alemle veyahut hatırla, gönülle nasıl olursa olsun mutlaka ve mutlaka Büyük Birlik Partisi'ne oyunu alacağız. Oy isteyeceğiz demiyorum. Oyunu ve desteğini alacağız. Neden? Neden arkadaşlar? Biraz önce söyledim. Parlamentoda 4 tane siyasi parti var. 4 tane siyasi parti bir poker oyuncusu gibi masanın etrafına oturmuşlar. Türkiye'yi parsellemişler, ideolojik olarak da parsellemişler. Kendi tapulu malı gibi görüyorlar. İstediği gibi de tasarruf ediyorlar. Bakın her seçim film seyreder gibi bir seçim izliyoruz. Çoğunuz film sinemaya gitmişsinizdir. En azından televizyonda izliyoruz. Dizi filmlerinde ne kadar duygusal değil mi? Gerçekmiş gibi. Bakın seçimlerde de gerçekmiş gibi bizi kandırıyorlar. Hani diyorlar ya algı yönetimi. O algı yönetimi denilen şey aslında bize bir film izletiyorlar. Bir seçim yaşamış gibi oluyoruz ve seçimde bir bakıyoruz ki top atmışız. Adamlar almış, biri %40-50 almış, öbürü %25 almış, birisi %15 almış falan. Ne oluyor? Oturuyoruz. Peki bunlar kimin oyuyla kazanıyor? Bu halkın oyuyla kazanıyor. O zaman